Evet, merhaba arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya dersi adım 14. Tarımda kullanılan yöntemleri farklı iki ülke. Çad ve Hollanda. Evet, bu ülkeleri göreceğiz şimdi de. Zaten e, sizler zeki arkadaşlarımız olarak şu anda şunu anladınız. Deniniz ki hocam, tarımda kullanılan yöntemleri farklı derken, Çad dediğin ülke, Afrika'da bir ülke, kesin modern tarım yapamıyor hocam. Ama Hollanda dediğin ülke gelişmiş ülke. Bu da uçmuştur hocam dediniz. Evet doğru söylediniz. Bravo tebrik ediyorum. Şimdi ee, bakalım şimdi tarım sektörünün en önemli özelliklerinden birisi beslenme, barınma ve giyinme gereksinimini sağlaması ve diğer sektörlere ham madde sağlamasıdır. Sanayi alanında çok gelişen bir ülke bile olsa mutlaka ya tarımsal ürün üretmek ya da dışarıdan almak zorundadır. Çünkü abi ne kadar sanayi olursa olsun fabrikayı oturup yiyemezsin. İlla ki bir tarım ürünü bir şey tüketim malzemesi yapmasın. Tarım dünyada her ülkede aynı ölçüde yapılmaz. Bazı, yapılamaz daha doğrusu bazı ülkelerde modern tarım yapılırken bazı ülkelerde geleneksel yani ilkel. Babadan görme öyle çok kullanılamayan modern tarımın olmadı. Şimdi tarım yöntemleri ikiye ayrılıyor. Modern yani intensif tarım. Modern intensif. Intensif en iyi intensif. Entansif en iyi tarım. Tarımda verimi çok fazla olduğu gelişmiş ülkelerin uyguladığı tarım yöntemidir. Sulama, gübreleme, tohum ıslahı, gen tarım gibi tarımda verim artırıcı tüm yöntemler kullanılır. Yani intensif modern tarım en iyi tarım metodudur ekstansif ilkel tarım ise eks, eski tarım yöntemi ex ekstansif eski ex ex ekstansif eski geleneksel bakın görüyorsunuz resimlerde de göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi tarımda verimin az olduğu gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde uygulanıyor. Mesela entansif ile e, ekstansif tarımı sizin için de şurada bir karşılaştırma yaptım ortada. Entansif tarım uygulayan ülkeler Hollanda, Amerika, Japonya, İsrail, Almanya gibi gelişmiş ülkeler ama ex yani kötü tarım, Çat, Nijerya, Hindistan, Somali, Kenya gibi ülkeler. Şimdi tarım alanı az da olsa tabi Amerika'da fazladır bu ülkeler içerisindeki dünyada en geniş tarım alanı Amerika'dadır. Tarımsal gelir çok fazladır. Burada tarım alanı geniş olsa da tarımsal gelir düşüktür. Tarımda çalışan nüfus azdır. Bakın, şunu hiç unutmuyorsunuz. Gelişmiş ülkede nüfus tarımda az çalışır tarımı makine yapar, hizmette çalışırlar daha çok. Tarım makinelerde yapılıyor, nüfusu çoğu kentlerde yaşıyor, tarım doğal koşullardan etkilenmezken burada da tam tersi ortaya çıkar ekstansifte. Şimdi iki tane ülke geleneksel yöntemlerle tarım yapan bir ülke Çat, Pat, Küt, Çat. Afrika'da bir ülke Çat. Çat'ın dünyadaki konumuna bakıyoruz, görüyorsunuz tam böyle Afrika'nın çölünde ya. Değil mi? Orta Afrika'da denizi kıyısı olmayan bir ülke. Şimdi ülkenin büyük bölümü Sahra Çölü ki hani o Afrika'nın kuzeyinde çok geniş bir alanda. Ülke adını bir zamanlar Afrika'nın ikinci büyük gölüyken günümüzde normal büyüklüğünün %10'u kadar küçülmüş olan Çat Gölü'nden alıyor. Çat Gölü. Değil mi? Bu ülkenin de hani ona göre de coğrafyacılar farklı isimler veriyor. Şimdi Sahra Çölü Çat'ın önemli bir kısmını kapladığı için de şimdi ülkenin yüz ölçümü büyük olmasına rağmen hani tarım alanı azdır tarım yapılabilecek alan çünkü çöl. Yüz ölçümü 1 milyon 284 bin kilometre kadar ve nüfusu 10 milyon. 10 milyon 329 bin kişi. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Ancak bilim ve teknoloji yeterince gelişmediğinden geleneksel yöntemlerle yapılır tarım ve gelir çok düşük kalır. Çadda ilkel tarım. Bakın görüyorsunuz hayvanlarla falan filan. Tarım arazisi oranı çok azdır. Tabii ki buradaki temel faktör sahra çölü. Nüfusun %80'i tarımda çalışır ama nerede çok insan orada gelir düşük. Pamuk en önemli ürünüdür. Keten, mısır, buğday, pirinç, patates, susam ve yer fıstığı, şeker kamışı ve manyok. Manyok dediğimiz tropikal ve nişasta oranı yüksek bir bitki. Başta tarım ürünleridir. En çok ihraç ettiği ürün pamuktur ancak o da Fransız şirketlerin tekelindedir. Yani Fransa alır onu da. Onun da gelirinin çoğunu o alıyor. En önemli ürünü pamukmuş. Bazı yılların kurak geçmesi. Şimdi sonuçta kuraklık var. Tarımda sulama, gübreleme ve makineleşme oranının düşük olması. Bitki hastalıklarıyla mücadelenin yok denecek seviyede olması. Çekirge istilaları veya işte ne bileyim sahra çölünün varlığı Tarımda çok büyük problemlere neden olur ve tarımsal geliri düşüktür. Hayvancılık tarıma göre daha iyi olsa da yine de geleneksel yöntemlerden dolayı onun da geliri düşüktür diyoruz. Demek ki çat, burada hani uyarı kısmında da söyledik, ilkel tarımın uygulandığı bir ülke. Gelelim arkadaşlar tam zıttı olan bir ülkeye. Yani modern tarım yapan Hollanda'ya. Hollanda. Ya. Hollanda modern yöntemlerle intensif tarım yapıyor. Dünyadaki konumunu orada da gösterdim. Bakın şurada Avrupa'nın kuzey ve batı kısmına doğru olan çok küçük bir ülke. Nüfusu 16 milyon, yüz ölçümü 41.860 kilometre kare değildir ki Türkiye'den ve Çat'tan çok daha küçük. Yani Türkiye'de Konya kadar yüz ölçümü yok ülkenin. Konya il ama adam koskoca ülke Konya kadar yüz ölçümü yok ancak tarımda kullandığı ileri teknoloji sayesinde Avrupa'nın en önemli tarım ürünü ihracatçısı olan ülkedir. Dünyada da dünyanın en geniş tarım alanına sahip ülkesi Amerika ile yarışır abicim bu ülke. Yani Hollanda böyle bir ülke. Nasıldır peki tarım alanları az olmasına rağmen sermaye, modern tarım, ve gen mühendisliği konusunda yaptığı çalışmalar verimi çok fazla artırmış ve yüz, nüfusun %5'ten azı tarımda çalışıyor. He, çatta kaçtı yüzde seksen tarımdı. Çok kişi çalışsa verim az oluyor işte. Bahçecilik, çiçekçilik Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüdür. Bakın tarım ürünleri ve bunlarda hayvancılıkta da modern yaptığı için gelir çok fazladır. 11 milyar kilogram süt ile dünya birincisidir. Evet modern e, hayvancılık ve modern tarım yapan bir ülke. Süt üretiminin yarısı peynir üretiminde kullanılır ve Hollanda peynirleri dünyadaca ünlüdür. Mesela Cheddar peyniri ve Gouda peynirleri ki çok ünlü, çok e, arkadaşlar kaliteli peynirler olarak dünya çapında ün salmıştır bu peynirler. Yani tarım bakımından ve hayvancılık bakımından modern yöntemler yapan bir ülkedir Hollanda. Hollanda topraklarının %40'ı deniz doldurularak kazanılmıştır. Buna polder deniliyor. Polder Hollanda'nın deniz doldurup kazandığı setlerle kazandığı toprakların diğer ismidir. Hollanda peynirleri. Bakın mesela Hollanda deyince peynir. Yer değirmenleri değil mi? Dümdüz bir ülkedir. Dünyanın en düz ülkelerinden birisi. Yüz, yani yükseltisi çok az. Laleleri ve bisikletleriyle aynı zamanda da sosyal haklarıyla. Yani hani herkesin özgür olduğu, herkese, kişi kimseye karışılmadığı bir ülke olarak adlandırılıyor. Yani Hollanda deyince aklımıza bunlar gelmeli. Nedir onlar? Peynir, yel değirmeni, lale, bisiklet ve sosyal haklar. Çünkü herkesin bisikleti var neredeyse ülkede. Araba yolu kadar bisiklet yolu mevcut ülkede. Yani bizdeki gibi yani öyle şu yolun kenarında azıcık bir bisiklet yolu değil. Resmi adı Netherland yani alçaktaki ülke anlamına geliyor. Mesela uluslararası adı Netherlands'tır zaten ülkenin ve böylece arkadaşlar bu adımımızı da burada bitirmiş oluyoruz. Bu adımımızla tarım yöntemlerini farklı kullanan iki tane ülkeyi karşılaştırdık. Birisi Çat idi, Afrika'da bir ülke. Diğeri de Avrupa'daki Hollanda idi ve bu dersimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.